Mustafa. Benim aslan parçam. Biliyorum bunları konuşmak zor. Fakat bekleyemeyiz. Bir an evvel harekete geçmemiz lazım. Ne demek istiyorsunuz valide? Hünkârımız bugün değilse yarın hakkın rahmetine kavuşacak diyorlar. Sen veliaht şehzadesin. Tahta çıkacaksın. Âli Osman'a ve 3 kıtada büyük cihana hükmedeceksin. Bu yüce görev için hazırlanman lazım. Size inanamıyorum. Babam yatağında can çekişirken siz bunları mı düşünüyorsunuz? Nedir vaziyet İbrahim Paşa? Devlet işlerinde bir aksama yoktur inşallah. Siz endişelenmeyin sultanım. Ben gerekli tedbirleri aldım. Hünkârımızın hastalığını bir sır gibi saklıyoruz. Aman dikkatli ol paşa. Bu söylenti yayılırsa cümle alem karışır. Dua edelim. Hünkârımız saatine bir an evvel kavuşur. Ya aksi olursa paşa? Hazır mısın buna? Şehzademiz Mustafa. Sulh ve selametle çıkardı ata. Ben üzülmüyor muyum sanıyorsun? Keder içindeyim. Lakin kaderin karşısında duramam oğlum. Hiç kimse duramaz. Zira bu ilahi adaletin tecellisi. Nasıl adalet bu? Babam ölmedi. Yaşıyor. Kalbi atıyor. Ama siz çoktan öldürdünüz onu. Nasıl aşk bu? Hani tutkuyla bağlıydınız onu? Onca yıl döktüğünüz gözyaşı yalan mıydı? Nasıl söylersin? Bilmez misin neler çektiğim? Bir hatam yüzünden. Üstelik ona olan aşkımdan yaptığım bir hata yüzünden. Canımı aldı baban benim canımı. Yaşarken öldürdü beni. Hürrem denen o yılanın kölesi etti. Yıllarca sustum. Tevekkül içinde bekledim. Cezam bitecek dedim. Ama bitmedi. Ben babanı, aşkımı söküp attım kalbimden. Denizlere fırlattım. O yok benim için. Sadece sen varsın kalbimde. Senin akıbetinden ve istikbalinden gayrı hiçbir şey umurumda değil. Gözleriniz intikam bürümüş. Bizi acı çektirenler mis değil acı çekecek elbet. Validem. Mustafa'm. Onlar bize acımadı. Biz de acımayacağız. Sakın tereddüt etme. Hürrem'e ve şehzadelerine aman verme. Onlar benim kardeşim. Hicap ederse canımı bile veririm onlar için. Efsun Hatun.
değil bunları söylemek. Seni hayal etmekten men ederim. Hünkârımız tez vakitte iyileşecek. Bundan gayrısını hiç kimse tasavvur dahi etmesin. Gülşah, tedarikli ol. Hayırdır sultanım? Şehzadem çok vicdanlı. Ve kardeşlerini de çok seviyor. Olur da hünkârımız son nefesini verirse müdahale etmemiz gerekebilir. Aslanımın tahtın tek varisi olması bilhassa mühim. Sultanım, validemiz ne der? Hürrem'in de, valide sultanın da hükmü kalmadı artık. Anlamıyor musun? Artık benim devrim başlıyor. Valide sultan olacağım. Haremi ben yöneteceğim. Esma. Cihangir nasıl oldu? Maşallah sultanım, mışıl mışıl uyuyor. Çok şükür. Sonunda iyi bir haber alabildim. Sultanım. Dedin ama felaketlerle de geldi. Sultanım. Düşüncesi bile kötü. Lakin biliyorsunuz teamülleri. Şehzadelerimizin hayatı tehlikede. Arzu ederseniz ben her şeyi ayarlarım. Onları kaçıralım uzaklara. Kimseler görmesin. Hayır Gülah. Onları gözümün önünden ayırmam. Çocuklarıma kimse dokunamaz. Hünkârımız iyileştiğinde yanında olacaklar. Sultanım. Hayır dedim. Validem. Hatice'm, gel otur şöyle yanıma. Beni çağırtmışsınız. Yoksa hünkârımız. Hayır. Fakat gidişat bu kızım. Mahidevran'ın gözü göz değil. Kim ve öfke bürümüş. Daha şimdiden valide sultan ilan etti kendini. Yazıklar olsun. Siz merak buyurmayın validem. Ben haddini bildiririm onu. Yarın sabah neye uyanacağımızı bilmiyoruz kızım. Öfkenin kimseye faydası yok. Şimdi beni dinle. Yardımına ihtiyacım var. Anne. Evet canım. Babam ne vakit uyanacak? Ne vakit bitecek bu kabus? Bilmiyorum kızım. Bilmiyorum. Thank you.
Önce sor kimmiş. Kimsiniz? Sümbül Ağa. Tamam geç. Sultanım. Rahatsız ediyorum ama. Ne rahatı Sümbül? Ben zaten dikenlerin, ateşlerin üstündeyim. Neyse. Ne oldu, niye geldin? Ağlar. Siz niye girdiniz? Sümbül. Sultanım, çocukları almaya geldik. Anne, ne oluyor? Hayır. Çocukları vermem. Defolun. Eğer onlara dokunacak olursanız kendi ellerimle boğarım sizi. Hay Allah. Yanlış anladınız sultanım. Kötü bir şey yok. Validemiz bir süreliğine Hatice Sultan'ın sarayında kalmalarını münasip görmüşler. İnanmıyorum. Ne malum yalan olmadığı? Gidin. Bu günaha ortak olmayın. Gidin Sümbül. Siz de defolun dedim. Ağlar. Geri durun. Paşam. Sultanım. Beklettim sizi. Mühim değil. Merak içindeyim. Nedir konuşmak istediğiniz mesele? Minnettarım sana. Bugüne kadar beni ve şehzademi korudun, kolladın. Ne kadar şükran duysam az. Sultanım, bu benim vazifem. Nereden icap etti bu teşekkür? Malum. Mustafa'm için tahtın yolu açıldı. Şimdiye kadar olduğu gibi yine onun yanında olmanı istiyorum. Bunları konuşmak için çok erken sultanım. Bir daha zinhar bahsi dahi geçmesin. Ne oldu? Başka hayallerim mi vardı yoksa? Ne hayali? Hünkârımızın iyileşmesinden gayrı hiçbir arzum yok benim. İyileşmesinin bize bir faydası yok İbrahim. Hürrem'in saltanatını sürmesini mi istiyorsun? Sultanım. Düşün İbrahim. Eğer Mustafa'm tahta çıkarsa sadece benim değil, senin de hayatın değişir. Mustafa'm henüz toy. Senin kuvvetine ve engin tecrübene muhtaç. Gidin. Yoksa başınıza yıkarım sarayı. Sultanım. Hürrem. Sultan. Çocuklarımı almak istiyorlar. Korkma Hürrem. Sümbül'e emri ben verdim. Evlatlarını kendi sarayıma götüreceğim. Neden? Sümbül'e, siz dışarıda bekleyin. Baş üstüne sultanım. Tedbirli olmamız lazım. Malum, havada kan kokusu var. Hünkârımız iyileşene kadar evlatlarını bizzat ben koruyacağım. Olmaz, ben korurum. Bana itimadın yok mu? Var elbet. Fakat sevgili kocanız hakkında aynı şeyi söyleyemem. Malum, Maydevran da Mustafa'nın paşası. Hepimizin asabı bozuk. O yüzden duymuyorum bu laflarını. Hürrem, müsaade et sana ve evlatlarına yardımcı olalım. Aksi halde neticeleri çok ağır olabilir. Peki. Güzel. Sen de gel bizimle.
hünkârımızı zalimlerin insafına bırakamam. Nefesini keserler. Hiç kimse cüret edemez buna. O yüzden mi evlatlarını kaçırıyorsunuz? Ne siz bunları bana söylemiş olun, ne de ben duymuş olayım. Hünkârımızın saatine kavuşacağına olan inancım tam benim. Dua edip o günün gelmesini beklemekten başka bir şey yapmam. Mustafa'mın yanında olmayacaksın yani. Öyle mi? Şayet emri hak vuku bulur ise teamüller gereği yeni bir düzen kurulur. Ben de bu düzen içerisindeki yerimi alırım elbet. Lakin bunları konuşmanın sırası değil. Paşam, validem, beni çağırmışsınız. Yine aynı şeyleri söyleyeceksiniz. Hayır aslanım. Başka bir şey için çağırdım. İkinizin de haberi yok. Hünkârımız bu hadise olmadan evvel Aybige ve Bali Bey'in yakalanıp buraya getirilmesi için emir vermişti. Ne demek bu? Sebep? Gizli bir münasebetleri varmış. İhanet içindelermiş. Hürrem Sultan kaçıyor. Baksana, çocuklarından bile ayrılmayı göze almış. Yağlı urganı boynunda görmeden rahat yok bana. Şekera. Buyurun sultanım. Bir elin benim sarayımda olsun. Şehzadelerimizin ve sultanımızın yediklerinden, içtiklerinden sen mesul olacaksın. Emredersiniz. Yer kafa. Asıl mesuliyet de sende. İşlerini ayarla, çocukları sana emanet edeceğim. Gülah da yardımcı olur sana. Nasıl arzu ederseniz sultanım. Neyi beklediğini biliyorum. Boşuna heveslenme. Ne dedin sen? Akbabalar gibi üşüştünüz hünkârımızın başına diyorum. Ölsün diye dualar ediyorsunuz. Yazık. Bu hallerinizi duyunca çok üzülecek. Ne çok sevinim varmış diyecek. Tek teselli sizin hakiki yüzlerinizi görecek olması. Kendini kandırma Hürrem. Aşkından değil, can derdine düştüğün için konuşuyorsun böyle. Benim kimseden korkum yok. O yüzden mi çocuklarını yolladın? Onlara dokunursan gözlerini oyarım. Yerinde olsam laflarıma dikkat ederim. Zira kaderin artık benim ellerimde. Benim kaderim Süleyman.
onunla birlikte doğdum. Onunla birlikte ölürüm. Hayır. Sana ölüm yok. En azından evlatlarının hazin sonlarına şahit olana kadar.